Gazze şeridinde soykırım yapan terör devleti İsrail, güvenli olduğunu iddia ettiği bölgeleri dahi vuruyor. Sivillerin sığınacak yer bulamadığı kentte insani felaket yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan yapılan açıklamada Gazze şeridindeki insani duruma dikkat çekildi. UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze şeridinde aileler her geçen hafta yeni bir dehşetle karşı karşıya kalıyor ifadesini kullandı. Russell, ailelerin şiddet olaylarından kaçmak için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldığına işaret ederek insani durumun felaketten öte bir halde olduğunu vurguladı. Hiçbir kaynağı olmayan doktorlar ve hemşireler hayat kurtarmak için mücadele ediyor. Binlerce çocuk hasta, aç, yaralı veya ailelerinden ayrı. Sağlık sistemi ve kanalizasyon arıtmasındaki çöküşle çocuk felci virüsü çocuklar için tehdit oluşturuyor. Russell, Gazze şeridinde öldürülen yardım görevlilerine dikkati çekti. Gazze'de hali hazırda en az 278 yardım görevlisi öldürüldü. Bu rekor bir sayı. Diğer yardım görevlileri ise ya tehlikeye atıldı ya da işlerini yapmaları engellendi. Gazze şeridinde güçlü bir insani müdahale için gerekli koşullara sahip değiliz. Russell, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivillerin erzaktan mahrum bırakıldığını hatırlattı. Acil ateşkes çağrısında bulundu. Gazze şeridinde güvenlik ortamının acilen iyileştirilmesine ihtiyaç var. En önemlisi acil ve sürdürülebilir ateşkes. Bu krizin sona ermesinin, Gazze'deki çocukların sağlıklı ve güvenli geleceğe sahip olmasının zamanı çoktan geldi.